Ben pes diyorum ya, bir saniye. Birincisi sen bana zaten hiçbir şey öğretmedin. Benim kendi yeteneklerimle ben bu zamana kadar geldim. İkincisi sana asla tabak yerme diyorum. Ne olur ne olmaz. Çünkü senin damak tadın çok değişiyor. Şu bilezikleri aldım ya, çünkü sen geçen hafta şaşırdın. Benim ne kadar yüksek puanlar aldığımın haberin bile yoktu. Çünkü bilezikleri alınca şoka girdin. Hatice! Ay Allah'ım, gerçekten. Gerçekten. Zaten en yakın rakibine oldukça fazla bir fark atmış. 12 puancık gibi annem bir fark. Annem farkında değil haftadan, bu haftanın benim için iyi geçtiğinin herhalde. Şekerim, kız çalışıyor. O kadar burada değilsin. Benim güzelim tabağıma daha açar açmaz dedin ki yani bu olmamış. Neye göre olmamış ya? Diğerlerine diyorsun ki orantısına bakıyorsun, bilmem ne yapıyorsun diye. Hiç açmamışsın, etmemişsin. Biri yapıştırıyorsun. Birincisi salçayı inanır mısın? Burada koydum, pişirirken artık havalara sıçrıyordu. Ben piştim, yeter artık ben piştim diye yani. Salçayı yapamayacaksan ben bilezikleri nasıl kazanıyorum? Mantık yürütsene biraz. Nasıl? Ben salçayı yapamadım madem. Hani her şey olmuş baktığın zaman. Evet. Nasıl kazanıyorum ben bilezik? Ben sana hiçbir şey öğretememişim. Sen bana bir şey öğretmiyorsun zaten. Çünkü sen zaten sürekli şikayet modundasın. Aa, sürekli beni eleştiriyorsun. Ben seni mi eleştiriyorum? Evet. Anne sen gerçekten kendinde misin? Ben sana hiçbir şey öğretememişim. Sen çünkü o tabağa hamur çıkarıyorsun. Ben mi hamur çıkarıyorum? Çünkü ben sana bir şey öğretememişim. Çünkü sen o milföy hamurunu bile pişirememişsin. Sen anne orada olmamış tabaklara, hamur dediğin tabaklara gidiyorsun, yüksek puanı veriyorsun. Sanki senin ilk günün ya. Bak geldi dedi ki Hava teyze, iki tane olmuş tabağı dedi. Olmamış diyerek, gelinim yapamamıştır diyerekten dedi düşük puan verdim dedi. Al, al birini vur ötekisini ya. Normalde şekle bakarsın sen. Hayır ya, olmuş. Kimin tabağıydı? Özlem'in tabağı seninkinden 100.000 kat iyi olmuş. Öyle mi olmuş? Aynen öyle biz olmuş. Özlem'le beraber attık. Nasıl onunki pişiyor da benimki pişmiyor o zaman? Nasıl pişmiyor o zaman? Tabağım. Ben buradan açıp baktığımda üzerleri kırmızı kırmızı olmuş. Bildiğim yani pişmiş yani. Nasıl pişmemiş oldu biliyor. Bana anlatsana Hatice bana. Hatice oraya bir gidip baksana. Ben biliyorum. Ben gittim baktım. Bak, ben tabağım çok işte iyi bu biliyorum. Ben öğretiyorum. Ah, gel, o hep biliyor. Gel gel öğret ben bana. Öğretsene bana. Ben de öğretiyorum. Tabağ, o hep biliyor. Bak tabağ, problem bak, burada. Tabağa bak. Kabul etmiyor. Veriyorum bak, almıyorsun. Hala konuşuyorsun çünkü hala üste çıkmaya çalışıyorsun. Hayır 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 asla. Bak neresi pişmemiş bakar mısın? Salçadan artık görüyor musun? Bak kızarmış. Ne kadar güzel. Bak, öyle mi? Evet sen, bunu görmedin bu herhalde. Bu ne benim yediğim ne? Allah aşkına çıldıracağım. Bu ne? Bir ya. Dakika bu kamera burayı alıyor mu? Bu bak, ne? Bak bak al görüyorsun değil mi? Pişman oldu. Şimdi gel oldun. Gel buraya. Hayır. Şuna pişman oldu. Gel buraya bak kızarana bak. Bak hepsini açıyorsun. Kızarana bak. Bir de şuna bak. Bu da kızarmıştı bak. Niye kızarmış? Boy bir verdin. Boy boy. Bir verdin bak. Salçana bak. Bir saniye salça böyle mi olur? Löp salça. Löp salça mı? Löp salça. Pardon bir dakika. Löp salça. Anne benim kaynanamın gözleri de bozulmuş. Löp bak, salça diyor. Bak akıtmış Özlem. Akıtmış. Özlem incecik, mi akıtmış lütfen onu? Lütfen kamera çeksin incecik akıtmış tamam, salça. Tamam onu Özlem mi akıtmış oraya? Kim akıtmış? Biliyorsun ki şef yapıyor ya sunumlarımızı hani. Boy boy. Yani böyle elim alıp tek tek göstereceğim şekli bile. Bir dakika. Sen... Şef senin salçanı löp atıp onunkini akıtmış mı? Hüsniye teyze siz kendi demişsiniz o tabağı. Siz biricik beceriksizsiniz. Evet öyle. Kayınvalidem çok... Evet. Aynen. Ya siz de yemek yapmayı bilmiyormuşsunuz Olga, ki bu tabağa bir puan veriyor. Olga ilk günden bravo gerçekten hemen farkına vardın. Görüyorsun değil mi? Hüsniye teyze hem gelinin hem kendisinin farkına vardı. Demek ki gelinimiz pratik değil. Demek ki becerikli değil. Bu şunu da gösteriyor. Kayınvalidesi de becerikli değil. Öğretememiş. Öğretememiş. Hiçbir işe yaramıyor. Özellikle kayınvalidesi hiçbir işe yaramıyor. Hatice çıkmasın sonra. Demek ki ben hiçbir işe gerçekten yaramamışım. Kendisi kendine hiçbir şey öğretememiş. Hiçbir şey katamamış. Bence siz artık bu yarışmadan çekilin. Sizin yerinizi yeniler alsın. Biz de kıyasıya mücadele edelim. Bak, sen de buldun torba dolduruyorsun yani bu ya, kadar rahat. Hüsniye teyze siz demiyormusunuz lezzetli tabağa Hatice puan veriyorum. Aldı işte 5 puan lezzetli tabağım afiyet olsun. Dediğim gibi çekilin yeniler gelsin.